Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş çok geldiniz teşekkür hocam. Ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Hocam günümüzün problemi aslında yıllardır öyle ama obezite. Biraz bu konuyu açalım isterseniz. Evet. Yani obezite mevcut hayat şartlarımızda yani hayat şartlarımızın değişmesiyle beraber aslında şehirli hayata geçmeyle beraber işte arabaların daha fazla kullanılması, gideceğimiz yerlere daha aslında hareketsiz olarak gidebilmemiz, işte televizyon aslında video oyunlarıyla daha fazla vakit geçirmemiz ve çok fazla aslında yüksek kalorili gıdaların kolaylıkla bulunabilir olması nedeniyle çok şu anda çağımızın problemi olarak ön planda. Biz önceden aslında hani açlık mı daha büyük problem dünyada, obezite mi diye konuşuyorduk. Ama şu anda biliyoruz ki obezite önlenebilir ölüm sebepleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada ama çok yakınlar. Hani ve dünya nüfusunun %70'i aslında obezitenin problem olduğu yerlerde yaşıyor. O yüzden sizin de belirttiğiniz gibi çağımızın problemi olarak nitelendirilebilir bu. Peki hocam obezitenin tedavisi nedir? Şimdi obezitenin tedavisi başlığını koyduğumuz zaman bu çok geniş bir tabir aslında. Yani obeziteyi sınıflara ayırıyoruz biz aslında. İşte bir vücut kitle indeksi dediğimiz bir inceleme yöntemi var. Boy ve kilomuza bakılarak hesaplanıyor. İşte bunu normali bu 18-25 arası. Yani mesela 1.70 boyunda bir insan için işte 52 kilo da normal kabul edilir. 72 de kabul edilir kabaca söylüyorum. Bu range'deki insanları zaten aslında normal kilo. Bunlara bir şey yapmıyoruz ama bundan sonra hani 25 ile 30 arasındaki hastalara biraz fazla kilolu hastalar. Bunlar obez değiller. Bu grupta daha fazla obezite olmasın diye aldığımız önlemler var. İşte bunlar diyet tedavileri, egzersiz tedavileri, az önce anlattığımız daha sağlıklı beslenme ve daha hareketli hayata geçiş. Birinci 30'un üzerinde birinci grup obezite başlıyor. Burada bazı ilaç tedavileri eklenebilir ve aslında obezite ameliyatları da bu noktada yani 30'un üzerindeki hastalarda gündeme geliyor. Obezite ameliyatları da yani her obez ameliyat edilmelidir demiyorum ama uygun hastalarda da obezite ameliyatları en etkili tedavi yöntemidir. Peki tek tip ameliyat mı var hocam obezite ameliyatında ya da farklı çeşitleri var mı? Aslında çok çeşidi var ama dünyada en sık uygulanan obezite ameliyatı şu anda işte en yaygın olarak da bilinen tüp mide veya sleeve gastrectomy denilen. Kelepçe dedikleri. Kelepçe değil hocam. Yani kelepçeyi biz artık terk eski edildi. Yöntem. Evet eski yöntem. Kelepçede bir yabancı isim midenin etrafına sarılıyordu. Hastalarımız da bunu dediğiniz gibi çok özellikle bize soruyorlar. Kelepçe yönteminden. Çünkü onun yüksek komplikasyon oranları nedeniyle terk edildi aslında. Kelepçe bir eski yöntemdi ve artık şu anda uygulamıyoruz. Mide küçültme denilen hani midenin bir kısmının alındığı, midenin yaklaşık %75'inin, 80'inin hastanın mide hacmine göre alındığı bir ameliyat tipi var. Tüp mide ameliyatı veya sleeve gastrectomy ameliyatı. Bu ameliyat dünyada en sık uygulanan obezite ameliyatıdır. Laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılması, düşük komplikasyon riski olması ve çok etkili olması nedeniyle en fazla tercih ediliyor. Ama tek yöntem bu değil. Özellikle hastanın eşlik eden hastalıklarına göre biz yöntemi değiştirebiliyoruz. Yani gastrik bypass yöntemleri var. Yani yine mide küçültme yapılan ama ince bağırsakların da buna katıldığı. Özellikle diyabet hastalarında çok etkili. Hatta bunun bazı tipleri işte diyabet ameliyatı olarak da isimlendiriliyor. Hani çok doğru bir isimlendirme değil ama hani bu hastalarda obeziteyi çözdüğümüzde diyabet de çözümleniyor aslında. Biraz onunla alakalı diyabet ameliyatı olarak anılması. Ama gastrik bypass tipleri de var. Yani mide küçültme ile beraber ince bağırsakların da yerinin değiştirildiği bazı ameliyat tipleri ile obeziteyi çözebiliyoruz. Yine dediğim gibi reflüsü varsa, hani diyabetten başka, karaciğer yağlanması varsa hastanın eşlik eden hastalıklarına göre de ameliyat tipleri belirlenebiliyor bu noktada. Hocam obezite ameliyatı aslında biz hani ilk duymaya başladığımızda belki de o zamanda oluşan talihsiz olaylar sebebiyle hasta kaynaklı da olabilir. İnsanlarda ya da toplumumuzda bir ön yargı oluştu. Obezite ameliyatı hep riskleri var diye. Gerçekten riskli midir? Yani korkmalı mıyız? Şimdi aslında bu algının iki tane sebebi var. Evet. Birincisi bir önceki teknolojideki ameliyatların aslında sunulması. Yani her yeni yöntem ortaya çıktığında olduğu gibi
O dönemdeki teknoloji, yani bundan işte diyelim 15 sene önceki, 20 sene önceki teknolojiyle veya ameliyat yöntemleriyle şimdiki birbirinden çok farklı. Bir kere bir öncekilerin hani riskleriyle şimdikilerin riskleri farklı. Aynı zamanda aslında doktorların tecrübesi de çok farklı. Yani şu anda Türkiye'de yılda yaklaşık 80-90 bin adet hasta obezite ameliyatı yapılıyor. Yani çok da güzel sonuçları görüyoruz yani. Evet, inanılmaz değişimler var. Yani gerçekten çok güzel sonuçlar. Yani o yüzden de hani tecrübe de çok arttı. Hı-hı. Teknoloji de değişti. Kullandığımız aletler de çok değişti. Yani eskiden kullandığımız laparoskopi aleti ile laparoskopi görüşüyle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Şöyle düşünün. Biz eskiden işte bir boyut görürken şimdi işte 4K teknolojisi, işte 3 büyütme, 4 büyütme, normal çıplak gözle gördüğümüzden çok daha iyi bir görüntü elde edip çok daha net, temiz ameliyatlar diyeyim yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Bu nedenle birinci sebep bu aslında. Yani değişti. Hani artık obezite ameliyatları eskisi kadar riskli değil. Düşündüğümüzde bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor ki bir obezite ameliyatıyla bir safra kesesi ameliyatının risk profili birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla mesela safra kesesi ameliyatını hiç kimse riskli olarak adletmezken, evet, ama obezite ameliyatını niye riskli olarak adlediyoruz yani? Bu bir, iki. Bir de aslında obeziteyi hastalık olarak görmemek. Buradaki problem bu bence. Çünkü obezite insan ömrünü kısaltan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflaması bu. Bir obez bireyi ameliyat ettiğimizde ortalama ömrünün 16 yıl uzadığını biliyoruz. Bakın hiçbir kanser ameliyatında böyle bir oran yok. Hani kanser ameliyatlar çok daha riskli ameliyatlar. Ama insan ömrünü böyle bu kadar uzatalım hedefi gütmeyen aslında ameliyatlar düşündüğümüzde. Dolayısıyla obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmediğimizde işte gazete manşetleri zayıflamak uğruna öldü gibi bir manşet atılıyor. Aslında bu zayıflamak uğruna öldü dediğiniz zaman sanki sadece zayıflamakmış gibi algılanıyor. Hayır, aslında obeziteyle ilişkili birçok hastalıktan kurtulmak anlamına geliyor bu. Dolayısıyla algı hani sanki obezite hastalık değilmiş gibi sunduğu için de bunların şeyi, komplikasyonları biraz abartılarak algılanıyor diyebilirim yani. Hocam bir de önemli bir nokta. Şimdi diyet yapıyoruz, diyeti bırakınca tekrar kilo alıyoruz. İşte spor yapıyoruz, sporu bırakınca tekrar kilo alıyoruz. Evet. Bu ameliyat sonrasında da hacim küçüldüğü için yemiyoruz, zayıflıyoruz. Sonra tekrar kilo alıyor muyuz? Yani geri dönüyor mu? Ya da tekrar ameliyat gerekiyor mu? Obezite tedavi etmeye başladığımızda bununla ilgili yapacağımız şey hastanın aslında alışkanlıklarını değiştirmek. Yani onu obez oluncaya kadar ne getirdi? Ne yiyordu, içiyordu, beslenme alışkanlıkları? Ne, nasıl hareket ediyordu? Bu bir süreç ya. İşte bunu değiştirmek. Yani hayat tarzımızı değiştirmediğimiz sürece obezite ameliyatıyla zayıflasak da geri kilo alınabilir. Yani nihayetinde onun için büyük bir hacme, büyük bir mideye ihtiyacınız yok. Eğer beslenme alışkanlıklarımızı ve hayat tarzı alışkanlıklarımızı değiştirmiyorsak obezite ameliyatından sonra geri kilo almak mümkündür. Bilimsel araştırmalara yine başvurduğumuzda işte mesela sileği gastrektomiden sonra 4. yılda %15, 8. yılda hastanın %18'inin geri kilo aldığını biliyoruz. Buradaki kilit nokta ameliyatı, ben ameliyat oldum, bundan sonra her şeyi ameliyat halletsin, ben istediğimi yiyeyim içeyim değil. Bunun belli kuralları var. Böyle bir sistem hiç maalesef. Evet, hepimiz böyle bir kavram ama yok. Hani dolayısıyla veya işte gastrik bypass'lar için konuşmamız gerekirse yine 4 yıllık sonuçlarda aşağı yukarı %8, 8 yıllık sonuçlarda işte %15-16 gibi. Mesela gastrik bypass'ta sanki bir daha geri kilo almak yokmuş gibi bazı algılar var. Hayır, gastrik bypass'ta da aynı şekilde eğer hastayı o hale getiren beslenme alışkanlıklarına geri dönüyorsa bu geri kilo almak mümkündür. Ama unutmayın ki biz vücut kitle indeksi çok yüksek olan, hani obezlerden bahsediyoruz. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan bir hastada ameliyatsız yöntemlerin başarısı, kalıcı başarı oranı neredeyse %1'i geçmiyor. Şimdi bir yerde biz %18 başarısızlığı bile kabul edebiliyoruz ama öbür tarafta yani ameliyat etmediğimizde %99 başarısızız. Yani ilaçlar, diyet, egzersiz, işte yaşam tarzı değişikliği denilen ameliyatsız yöntemlerin hepsini bir kefeye koyduğumuzda bu hasta grubunda, yani vücut kitle indeksi yüksek olan hasta grubunda bu kalıcı başarı oranı %1'i geçmiyor. Dolayısıyla geri kilo alan hastalar var, evet, ama bu elimizdeki tedavi yönteminin hala en etkili tedavi yöntemi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Peki hocam, obezite ameliyatlarında alt ve üst yaş sınırı var mıdır? Ya da yaş gruplarına göre iyileşme süreçleri nasıl ilerler? Evet, eskiden mesela bunu biz 18-64 olarak, 65 olarak aslında sınırlandırıyorduk hani ilk zamanlarda. Ama artık biliyoruz ki 18'den daha küçük yaş gruplarında da ve 65'ten daha büyük yaş gruplarında da özel durumlarda, tecrübeli merkezlerde bu ameliyatlar güvenle yapılabilir. Çocuk yaş grubunda neye bakıyoruz aslında? Bir, bu obeziteye yol açan başka hormonal bir bozukluk var mı? Önce onu araştırıyoruz. Hani sadece biz mideden kaynaklanıyor değil, başka birçok sebep olabilir çocuk obezitesinde. Önce onlara bakmak gerekiyor. Dünyada 9 yaşında ameliyat edilen bile var, öyle söyleyeyim. Biz Türkiye'de bir tık daha şeye dikkat ediyoruz. Gelişim tamamlanmış olsun. Hani bunu bazen 14, bazen 15 yaşlarında yakalayabiliyoruz. Ondan sonra emniyetli ameliyatı yapılabilir olarak nitelendiriyoruz. Kilolu çocuk bizde tabii sağlıklı çocuk gibi öyle düşünüyor mu? Biraz daha hani değil mi? Tabii ton ton vesaire. Biraz ama kilo maalesef aşınca, hele de şu dönemde artık kontrolden çıkıyor tabii çocukların beslenmelerde artık. Tabii şimdi mesela çocukluk çağı obezitesini gördüğümüz zaman çok üzülerek şunu da görüyoruz ki 25 yaşında, 30 yaşında tansiyon hastası, şeker hastası olmuş bireyler görüyoruz. Yani maalesef eskiden böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Hani onlar hep böyle yaşlıların hastalığı gibi anılırdı. Ama şu anda maalesef hani onun getirisi bu oluyor yani. Çok yakın zamanda sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. 1940'lara ait sokakta çekilmiş bir fotoğraf ve altına yazmışlar: dikkat ettiniz mi? Hiç obez insan yok. Bu da çağımızda artık bu kötü beslenmeyle ya da Facebook'la mı etkisi olduğu sanırsam, değil mi hocam? Yani bu obeziteyi arttırması zaman tabii, tabii içerisinde. Tabii yani bu konu aslında çok daha derin bir konu dediğiniz gibi. Yani şöyle söyleyeyim, 1980'den bu yana 4 katına çıkmış durumda mesela. Çok hani çok kötü. 40'larda bu problem yokken çok daha böyle 80'lerden sonra daha da belirginleşmiş. Evet. İki sebep var dediğiniz gibi. Bir tanesi gıda kalitesinin bozulmuş olması. Yani çok daha fazla yüksek kalorili şey var etrafımızda. Yani düşünsenize işte 3 adım attığınızda işte bir makinenin tuşuna basarak şekerli bir içecek temin edebiliyorsunuz. Hani her yerde var. Ondan sonra dolayısıyla çok kolay ulaşılabilir ve yani biz insanız, herkesin canı istiyor. Böyle bir gerçek de var yani. Gözümüz önünde oldukça canımız istiyor. İkincisi de az önce söylediğim gibi yani çok hareketsiz yaşıyoruz. Hani özellikle spora bir vakit ayırmıyorsak eğer, düşünün sabah uyanıyorsunuz, işte arabanıza veya otobüsünüze biniyorsunuz, iş yerinize geliyorsunuz. Belki bilgisayar karşısında, belki yine oturarak çalışıyorsunuz akşama kadar. Akşam oluyor, yorgun argın eve gidiyorsunuz, işte televizyon açıp ondan sonra uyku saati uyuyorsunuz. Bünyemiz buna alışık değil. Hani bunu da değiştirmemiz gerekiyor aslında. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sekizde Sağlık'ta konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı'ydı. Sekizde Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel, Sekizde Sağlığı sundu.